Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Amerika'da özellikle trend olan videolardan bir tanesini paylaşıyorum. O da annemin ürünleriyle makyaj yaptığı videosu. Sevgili annem Göktürk'ün annesi bizi ziyarete geldi. Hatta gitmek üzereler ve o gitmeden makyaj ürünlerini kendisinden istedim ve o da izin verdi. Şimdi annemin makyaj ürünleriyle makyaj yapacağım. Bakalım nasıl bir görüntü ortaya çıkacak. Hiçbir şekilde kendi eşyalarımı da kullanmayacağım. Onun içerisinde ne varsa onu kullanacağım. Şimdi hemen başlayalım. İlk öncelikle annemin dediği göre bu bebek kremini yüzünü nemlendirmek için kullanıyormuş. Sanırım başka da nemlendirici kullanmıyor ve çok da memnun, çok da güzel kokuyormuş yalnız. Bu Nivea'nın nemlendiricilerine benziyor. Benim annem de mesela o Nivea'nın lacivert tüpteki nemlendiricileri, tüp değil böyle hani gene tenekedeki nemlendiricileri var ya, onlardan kullanır yıllardır. Birçok annenin favorisi. Sizin de öyle mi acaba? Oylamaya katılın. Burada da bir oylama yapayım en iyisi. Bir de Estée Lauder'in Daywear BB kremini kullanıyormuş. Bakalım, bu arada annemin tonu birazcık koyu. Bana göre ben bayağı açığım. Bunlar nasıl olacak bilmiyorum. Evet, birazcık koyu gelecek gibi ama olsun. Normalde bunu süngerle ya da fırçayla falan uygulardım bu arada ama nasıl oluyor? Birazcık solaryuma girmiş gibi falan gözükebilirim. Ne var ki? Hiçbir sıkıntı yok bence. Bayağı koyuldum yalnız, inanmıyorum. Değil mi? Güzel bir koyuluk mu? Çok mu sahte? Çok sahte oldu. Tenlerimiz uyuşmadığı için işte böyle bir sıkıntı olabileceğini düşünmüştüm ama olsun, boynumuza falan artık yayacağız. BB kremimizi uyguladık. Yalnız bu nemlendirici ve BB krem kombinasyonu çok güzelmiş. Cilde güzel nem veriyor. Ben beğendim. Sadece tonunun tutmaması birazcık sıkıntı. Şimdi concealer'a geldik. Catrice'in kamuflaj krem kapatıcısını uyguluyormuş. Bunun da tonu tabii koyu geleceği için gözlerimizin altını sürdüğümüzde artık bambaşka bir cilt tonuyla karşınızda olacağım. Bakalım. Güzel oldu. En azından gözlerimin altı blend ters olduktan çıktı değil mi? Merak ediyorum, işlerinizden kaçınız? Annenizin makyaj çantalarını küçüklüğünden böyle beri böyle karıştırır, kullanır. Hatta böyle söylemez, gizli gizli kullanır falan. Böyle kaç kişiyiz acaba? Ben ne yalan söyleyeyim, çok da fazla ilgilenmiyordum. Zaten annem hiç makyaj yapmazdı. Sadece ruj sürüp çıkardı. O da günlere giderken. O yüzden benim hiç öyle bir şeylerim olmamıştı inan ki. Hani derler ya, küçüklüğümden beri hep makyaja ilgiliydim falan diye. Benim hiç öyle bir şeyim olmamıştı. Hatta makyaja böyle üniversitede çok hafif başlamıştım. Böyle çok aşırı makyaj yapmıyordum. Kapatıcıyı şöyle alın, burun ve çene bölgeme de hafiften uyguladım ki sadece gözün altında açık olunca birazcık komik oluyor diye düşünüyorum ben. Çantada pudra yok maalesef. Pudrayla sabitleme gereği yok çünkü sanırım kuru ciltli annem. Ve şu gördüğünüz avları kullanıyormuş. O yüzden direkt avlığa geçeceğim. Studio Makeup TCA'nın ve bayağı sevdiği belli çünkü kırık ama yine de kullanıyoruz. Tabii ki ben de öyle. Sevdiğim bir ürün olduğu zaman istediği kadar dağılsın falan her zaman kullanırım. Şeyde fırçası da onun çantasında yine olan bu fırça. Şu şekilde böyle birazcık kabartalım. Pudra olmayınca tabii şimdi direkt sürdüğümüz zaman yapışabiliyor. Ona bakalım, inşallah olmaz. Bunu allık olarak uyguladığını söyledi. Ben de öyle yapacağım şimdi. Ama alıyorum sanki çok fazla ürün gelmiyormuş gibi. Ne dersiniz? Evet, kat ve kat sürünce şu gördüğünüz rengi elde edebildim. Fırçamı şöyle yapayım ben. Aynı ürünü birazcık göz kapaklarıma da uygulayayım. Annemin çantasında far olmadığı için farı hiç uygulayamayacağım. Bunu birazcık süreyim istiyorum ben de. Yüzümüz bu şekilde oldu. Şimdi geliyor sıra maskaraya. Maskara içinde iki tane opsiyonum var. The One markasının burada iki tane rimelini kullanıyormuş. Bunlardan morunu deneyeyim isterseniz. Oo, güzelmiş yalnız. Ben böyle plastik uçluları da severim. Şimdi bundan hemencecik uygulayalım.
Rimelin ucunu ben çok sevdim çünkü plastik uçluymuş ve ben plastik uçlu maskaraları seviyorum. Onun dışında kirpikleri böyle incecik incecik tarayıp böyle uzattı. Ayrık ayrık gösterdi ama hacim vermedi benim kirpiklerime. Şimdi öbüründen de birazcık süreyim bakalım. Öbürünü merak ettim şimdi. Ha, öbürü de yine aynı şekilde plastik uçluymuş. Ama bu böyle daha küt uçlu falan. Değişik bir şey. Bir de ondan sürelim bakalım. İkisinin kombinasyonu bazen güzel olur ya. Siz de böyle iki tane rimeli falan karıştırıp sürer misiniz? Ben yaparım onu. Upsi! Maskaramızı sürmeden önce yeşil kalemimi sürecektim ama bunu üzerine de sürsem olur. Şu gördüğünüz belli ki çok sevdiği bu yeşil kalemini kullanıyor benim annem. Gözlerinin içine sürüyormuş ve aynı zamanda da alt kirpik diplerine böyle biraz geçiyormuş o. O yüzden ben de gözümün içine süreceğim. Bu arada ben böyle sanırım lisedeyken falan bu yeşil kalemler çok modaydı ve çok kıskanırdım böyle arkadaşlarımı da görünce. Ama ben bilmiyordum hiç. Hani makyaj yapmadığım için gidip bir yeşil kalem alayım da süreyim falan demiyordum hiç. Halbuki yapabilirdim yani. Evet, bu yeşil kalemi gözümün içine sürünce beklediğimden çok daha güzel oldu gerçekten. Bayağı kremsiymiş. Yalnız markasını kesinlikle bilmiyorum. Ah, Flormar. Flormar 111. Şu anda hala var mı bilmiyorum ama gerçekten çok kremsiymiş. Aslında alt kirpiklerime de birazcık süreyim mi? Hadi süreyim. Süreyim azıcık da ya. Hiç fırça kullanmayayım diye parmaklarımla dağıttım ve bu şekilde oldu. Şimdi alt kirpik diplerime çok az daha maskaradan süreceğim. Rujumuza geçtik. Ruj olarak aslında 3 tane opsiyonum var. Baya baya. Bir tanesi gerçekten şaşırdığım Wooden Brown rengi Maybelline'in. Tam benlik bir renk ama bunu sürersem çok fazla hani kolaya kaçmış olurum. O yüzden şu ikisinden birini süreceğim. Bir tanesi şu. Yeşil gözlerle hangisi daha güzel olur? Bu mu? Yoksa bu mu? Daha koyu olsun mu? Hadi daha koyu olsun. Görüyor musunuz? Bir de metalikmiş. Tabii dudak kalemi ya da fırça kullanmak istemediğim için böyle düzgün çekmeye çalışıyorum. O yüzden birazcık zaman aldı ama oldu gibi. Evet, rujumu da sürdüm, bu şekilde gözüküyor. Flormar markasınınmış. Paketinde hiçbir şekilde yazmıyor ama şu rujda yazıyor. 501 numaralı Super Shine serisinden Bordeaux Silk rujuymuş. Şu son zamanlardaki metalik rujlar trendine uymuyor mu? Kesinlikle uyuyor. Birazcık tonu tam benlik değil. Bu tonları çok fazla sevemesem de olur yani. Neden olmasın? Değişikliği her zaman birazcık iyidir diye düşündüm. Yeşil kalem benlik değil. Ama çok kötü de değil. Sadece buradaki beni tek sıkıntıya sokan şey şu yüzümün daha koyu gözükmesi. O da tamamen BB kremin renginden kaynaklanıyor. Pudra olmaması yüzümü çok fazla parlak gösterdi. Onun dışında makyajım bu şekilde. Siz ne diyorsunuz? Yorumlarınızı alayım istiyorum. Yorumlar kısmında paylaşın. Asıl merak ettiğim şeylerden bir tanesi siz annenizin çantasında neleri karıştırıyorsunuz ve neleri sürüyorsunuz yüzünüze? O çaktırmadan böyle bir şeyler yapıyor musunuz? Yoksa sonradan söylüyor musunuz? Yoksa anneniz izin mi veriyor? Yani nasıl bir ilişkiniz var sizin annenizle ve makyaj çantasıyla? Bunu merak ediyorum. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Bu tarzda böyle benzer challenge'lar neleri yapmamı istersiniz? Bunu da yorum olarak benimle paylaşın. Mesela hani geçen yıl meşhur olan bir tane şey vardı. Çocuk makyaj ürünleriyle makyaj yaptım trendi vardı. Bir yıl geçti tabii o trend biteli. Ama yine de dedim ki yani şu anda çeksem acaba izler misiniz? Ben onu çekememiştim. Ama yine de çekmek isterim yani. Ne dersiniz? İzler misiniz? İşte bu da sorularım. Artık cevaplarınızı bekliyorum. Bir 10 tane falan soru sordum. İçlerinden bir tanesini seçip cevaplarsanız çok sevinirim. Geri dönmeye çalışacağım hepsine. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Bye bye. Bu kapanışı ikinci yapışım. Kameraya poz vereceğim ama şey gibi olmadı mı? Birazcık Yeditepe kızları hani birazcık ama hani tam bilmiyor trendleri. O yüzden yeşil eyeliner sürmüş. Böyle birazcık üzerinde tüp patlasın. Solaryuma girmek istiyor ama giremiyor çünkü hani nerede girecek onu bilmiyor. Onun dışında sarışın yeni olmuş. O yüzden birazcık koyu renkte fondöten sürerim. Kimse anlamaz. Aynen bu şekilde değil miyim? Gerçekten. Evet.
Sanırım artık burada durmalıyım. Tabii ki de bunu ben yaparım zaten.